Sayın seyirciler, işte sadece Türkiye'de olur dediğimiz türden bir haberle karşınızdayız. Kartopu savaşı kanlı bitti. Kartopu yüzünden iki grup arasında çıkan sopalı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Buyurun izleyelim efendim. İyi ki doğdun Osman, İyi ki doğdun Osman, İyi ki doğdun, İyi ki doğdun, İyi ki doğdun Osman. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Bu ne hoş bir sürpriz oldu böyle. Çok teşekkür ederim hepinize. Ne demek Osman'cığım. İş arkadaşların olarak sana güzel bir doğum günü partisi düzenlemek istedik. Hepsi bu ya. Vallahi çok sağ olun. Gerçekten beni çok duygulandırdınız ya. Yalnız dikkat ettim. Demin doğum günü şarkısını biraz yanlış söylediniz. Aslında o şarkı şöyle bitmeliydi. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana diye. Lan sen ne nankör bir adamsın lan. Herife bak lan. Adamı sürpriz doğum günü partisi düzenliyoruz. Herifi yine de yaralamıyoruz herife lan. Beğenmiyorsan çek git ulan. Bana bak bana lanlı lanlı konuşma lan artist. Hatanı düzelttim ne var? Bir iş yapacaksan adam gibi yapacaksın. Ulan adamlığı senden mi öğreneceğim? Teres. Sensin lan Teres. Asana. Oh. Oğlum bak ayağını denk al. Doğum günü moğum günü dinlemem kırarım kafana. Ah. Ne kırarsın ne kırarsın. Ah. Ay yeter ayol. Ana dansöz çıktı lan. Üfledi şu mumu artık be. Boğulacağım pastanın içinde. Ulan senden yırtık dondan fırlar gibi fırlıyorsun. Beklesene ulan sıranı. Lan vurmasana kadına ayı. Asana. Sana ne oğlum? Evet Anchor, görünen o ki artık hiçbir şeye tahammülü olamayan kavgacı ve öfkeli bir toplum haline geldik. Sinirlerimize biraz daha hakim olalım. Sen de konuşuyorsun lan burada. Yürü git lan. Sayın seyirciler, milletvekili adayı olan kişiler seçim sürecinde seçmenine çeşitli konularda bol bol vaatlerde bulunur. Ancak mazbata alındıktan sonra o vekili bir daha seçim bölgesinde bulabilirseniz. Buyurun izleyelim efendim. Başlıyorum. Eğer oyunuzu bana verirseniz köyünüze okul yaptıracağım. Her haneden bir kişiyi de nüfusuma alacağım. Köyünüze yol getireceğim. Gerekirse de deniz getireceğim. Ha denizi sevmediniz üstüne beton dökeceğim. Eğer Ankara'ya beni ziyarete gelirseniz sizi en lüks koşullarda ağırlayacağım. Meclis lokantasında size etli yemekler yedireceğim. Vallahi ben dayanamıyorum, dönüyorum. Hepsi birden döndü vallahi. Vay. Evet, seni tanıyabilir miyiz lütfen? Efendim, bendeniz Naci Tırpan. Naci'cim sen ne yaptın böyle ya? Aldın götürdün bizi. Bu nasıl bir performanstı yahu? Aman efendim, teveccühünüz. Teşekkür ederim. Ya Naci var ya, inan seni dinlerken tüylerim diken diken oldu ha. Ne yalan söyleyeyim, ruhuma dokundun benim ya. Teşekkür ederim efendim, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Naci'cim, benim senin gibi bir vekil adayına partimde çok ihtiyacım var. Beni seç. Naci'cim, sen onların hiçbirini dinleme, gel beni seç. Bak beni seçersen seni bölgemden bir numaralı milletvekili adayı gösteririm ha. Gel beni seç beni. Yani şimdi sayın başkanlar şu an ne yalan söyleyip çok gururlandım. Vaatlerime güveniyordum ama hepinizin döneceğini düşünmemiştim açıkçası. Ne bileyim şu anda çok kararsız kaldım ya. Naci'cim kararsız kalmana gerek yok. Beni seç. Beni seç. Beni Hacı, seç. Beni seç. Hacı. 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 Beni seç. Beni seç. Beni seç. Hacı. Beni seç. Bana gel. Hacı. Tamam tamam. Kavga etmeyin. Ben kararımı verdim. Süheyl Bey'i seçiyorum. Yihaa işte bu bu bu. Naci'cim senle var ya çok seçmen kandıracağız biz, çok asla tutulmayacak sözler vereceğiz. Hele bir mazbatını al. Seçim bölgene uğramayacağız bile. Ne oldu şiştiniz mi? Naci'cim bana son bir vaat ver de şöyle bütün Türkiye bir duysun be. Köyünüze gökdelen yapacağım. Gökdelen mi? Manyaksın Naci. Kim tutar seni? Yürü be Naci. O vekil sensin Naci. Sayın seyirciler, davalar, soruşturmalar, operasyonlar derken yavaş yavaş paranoyak bir toplum olma yolunda ilerliyoruz. Artık herkese şüpheyle yaklaşır, her olayın arkasında görünmeyen güçler, hesaplaşmalar ve gizli amaçlar arar hale geldik. Buyurun izleyelim efendim.
Ya bu Necmi abi nerede ya? Kaç gündür görünmüyor? Vallahi Necmi abi bence Amerika'ya kaçtı. Ne? Amerika'ya mı kaçtı? Niye ki? Ya aramızda kalsın ama bence Necmi abi neocuncu. Bak dikkat edersen ikisi de ne ile başlıyor. Necmi neocuncu, anladın mı? Anladım da olmaz ki canım, hadi canım ya. Vallahi bence kesin öyle. Allah Allah. Aslında bana da biraz KGB'li gibi geldi ha. Saçlar da biraz kızla çalıyor ya hani. KGB mi? Lan KGB mi kaldı? Soğuk savaş biteli yıllar oldu. Bence o Fransa'daki Ermeni lobisine katıldı. Geçen gün iddia oynarken diaspora'ya 20 lira basmıştı çünkü. Diaspora değil abi o. Middlesbrough'ydu o ya. İngiliz futbol kulübü ilahi. Doğru, karıştırdım. Beyler şeytanınız bol olsun ya. Aa, Necmi abi geldi. Abi sen nerelerdesin ya? Sorma birader ya. Biraz üşütmüşüm de evde yatıyordum. Ha, geçmiş olsun abi. Biz de zaten öyle konuşuyorduk. Necmi abi kesin hasta olmuştur. Evde yatıyordur dedik aramızda. Değil mi abi? Öyle dedik Necmi abi, öyle dedik. Ya sana bir şey diyeyim mi? Bu Necmi abi kesin Siyonist de olabilir ha. Ya bir sus Allah aşkına, bir sus tamam ya. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.